kendim oynamama rağmen o duruma gerçekten ağlıyorum yani. Açıp evet. ağlıyorum. Hani kendime ağlıyorum gerçekten. Benim annem hep şey der bana, başaramadıklarımı başardın bu hayatta. O yüzden çok benim değil. Annem, evet, ay stüdyoda duygusal anlar şu an. Bakıyorum hemen arkaya. Şimdi çıkması lazım. Şu an çıkacak ve ben onunla konuşacağım ve onunla birlikte gireceğim içeri falan. Aman bir sıkıntı olmasın, aman işte tadımız kaçmasın. Ya hallederiz. Bazen çok romantiğimdir, bazen çok öküzümdür. Deniyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Aşkı anlamaya çalışıyorum. Olsa da sonra konuşalım bunu. Tamam. Şu an çünkü buna hazır değilim yani daha. O yüzden yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımdan. Tam bir yengeç burcu. Evet, ben bunu şu an fark ettim gerçekten. İmdat imdat, yok bu kafamızı yakalayacak, arabayı valeden aldıracak, bu geceyi ben kullanmayacağım ya. Aa, hayır, katılmıyorum. Hayır, bunu beğenmedim, bu cevabını beğenmedim. Bunu keselim falan. Bunu kesin. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Miray Akay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Şöyle biraz genel başlayalım. Çok güzel gidiyor. İşte işlerimle uğraşıyorum. Kitap okuyorum. Bu aralar çok güzel kitaplara başladım. Ya psikolojik gerilim çok seviyorum. Hı. Ama şu an daha çok kişisel gelişime odaklandım. Ne güzel. Bir de zaten... çok seralık şeyler olduğu için. Evet. Dedim ki birazcık da bir kitap okuyayım. Hani daha çok benimseyeyim. Çünkü ben serayı çok sevdim. Ben de hala sevdim. Hayatımda var bu arada şu an. Ve böyle devam edeceğimi düşünüyorum. Meditasyon hayatımın süper. İlklerinden oldu. Karakterlerini böyle benimser misin? Evet. Yani çoğunlukla diyebilirim. Çünkü çok eğleniyorum bazı karakterleri çıkarırken. Ve bazı şeyler katıyorum ve benim de hoşuma gidiyor. Aa, ben bunu normal hayatta da kullanırım diyorum. Evet. O yüzden çok seviyorum, genellikle kullanıyorum. Biraz senden, biraz karakterden. Aynen ortaya öyle. Böyle yepyeni bir şey çıkıyor. Evet. Süper. Peki 3 yaşında böyle çeşitli reklamlarda rol alarak bu dünyanın içine doldun evet. diyebiliriz. Yani böyle hani 3 yaştan bahsediyoruz çünkü çok erken bir yaş. Nasıl başladı senin hikayen, bize biraz bahseder misin? Biliyorum ki orada ilginç şeyler evet. var. Şöyle, biraz uzun ama ben hemen kesin kesin anlatacağım. Yo, çünkü vaktimiz var, şey gibi bu biraz... geniş bayağı anneannemden falan geliyor. Oo. O yüzden bayağı böyle bir geçmem gerekiyor oraları. Süper. Şimdi benim anneannem çok güzel bir sesi var. Opera sanatçısı olmak istiyormuş. Hmm. Fakat savaş dolayısıyla o zamanlar, 1900 zamanlar işte. o zamanlar ya okulu seçecekti ya ekonomi yani çalışmayı seçecekti. okulu kazandı. Ama gidemedi. Hmm. Çünkü o zamanlar okumak çok zordu. Zor. Ve şöyle bir durum var. Biz böyle şey gibi bir yerde büyüdük. Yani anneannemin doğduğu yer Türkiye'nin Van'ı gibi aslında. Çok küçük bir kasaba, çok böyle uzak bir yerde. Ve oradan çok daha uzak bir yere gitmesi gerekiyordu. Daha şehir bir yere gitmesi gerekiyordu. Yapamadı. Sonrasında işte sadece şarkılar söylemeye devam etti. Bu arada neredesiniz? Ukrayna'nın, nasıl anlatsam bilmiyorum bunu. Ukrayna'nın çok batı, böyle batı bölgesinde küçük bir kasaba, çok küçük bir kasaba. Orada büyümüş anneannemler, annemler, herkes orada büyümüş. Sanatını icra edemiyor ve... Fabrikada çalışmaya başlıyor. Sonra tabii tamamen işte çoluk çocuk sahibi oluyor. Annem doğuyor falan. Annem oyuncu olmak istiyor benim. Aynı kasabada. Diyor ki sana opera okuyup belki ben oyunculuk okuyabilirim bu sefer. Tiyatro. Annem de sınava giriyor. Kazanıyor. Yine gidemiyor. Ya. Sonra böyle olunca da annem diyor ki işte anneannem işte anneanneme sen... Okuyamadın, ben okuyamadım. O zaman okunmayacak yani. Biz sanatla alakalı bir şey yapamayacağız ve unutalım diyorlar. Ablam oluyor, ablam sporcu oluyor. Hiç kimse hani sanatı unutuyorlar artık. Hani masa başı iş işte, avukat olsun. İşte ne bileyim. Doktor olsun, işte mühendis olsun falan. Beni de işte şey hani doktor olur bu ya da işte mühendis olur belki falan diye böyle zaten akılları öyleymiş yani hiç düşünmemişler. Sonrasında ben doğuyorum. Annem tekstille uğraşıyordu o zamanlar. Almanya, Türkiye, bir ülke daha vardı. Yalan olmasın şimdi, yanlış olmasın hatırlamıyorum, çok küçüktüm.
İşte ticaret yapıyorlardı. Sonra Türkiye gelince annem Türkiye'yi çok sevdi ve buraya taşınmak istedi. Burada işte iş kurdu. Annem işte ayrıldı babamdan. Sonra burada çok tatlı bir üvey babam var. Burada evlendi falan derken ben de çok böyle hıpır zıpır bir kızmışım böyle. Annem de bir şeyler falan beni götürürmüş yanımda. Uslu dururmuşum ama tek başıma kalmayı hiç sevmezmişim. Ondan sonra işte hep böyle televizyon izlemeden bu arada hiçbir şekilde yemek yiyemezmişim ben. O zamanlarda yemek yemediğim için annem böyle bir şeyle ilgilenmem gerekiyor ki, odaklanmam gerekiyor ki yemek yiyebileyim. Annem de televizyonu seçmiş. Televizyon izlemeden yemek yiyemezmişim. Sonra bir süre sonra anneme şey demeye başlamışım artık. Bunun içine nasıl girebilirim ben anne? Gerçekten. Ben bunun içine girmek istiyorum. Bir de koskocaman televizyonlar ya. Böyle gider bakarmışım. Ya bunun içine insanlar nasıl giriyor ya? Anne diyorum, bunlar çok hani çok da uzun insanlar. Buraya nasıl sığıyorlar acaba falan deyip annem de gülermiş ya kızım işte. Giriyorlar bir şekilde falan. Bazen baya annem anlatıyor küçükken. Tamir aletlerini alırmışsın. Baya anne dur ben şu içeri gireyim de bu ya, sefer kendimi izleyeyim dermişim yemek yerken hani yapabilirsem falan. Ya da orada yemek yiyeyim anne falan. Neyse böyle devam etmiş. Annem artık gerçekten hani demiş ki tamam kızım yani girilmiyor onun içine. Şu an hani girilmiyor, büyüyünce istersen girersin. Yok ben bunun içine gireceğim. Nasıl giriliyor? Tamir aletleriyle açamıyorum. Yok böyle girilmiyor. Arka taraftan bakıyorum. Bir de şey düşünüyorum. Şimdi televizyon çok büyük olduğu için... Hani içine sığıyorlar zannediyorum ya. Bazen şey diyorum ya, televizyondaki insanlar herhalde bizim evden çıkıyor ki bizim evden çıkması lazım. Hani mantıklı öyle düşünüyorum, çocuğum çünkü. Bazen de şey yapıyorum hani dizi böyle bitiyor, böyle final ya da bir şey, böyle reklam bitiyor falan. Bakıyorum hemen arkaya. Şimdi çıkması lazım. Şu an çıkacak ve ben onunla konuşacağım ve onunla birlikte gireceğim içeri falan. Neyse annem işte böyle gülmüş geçmiş. Günlerden bir gün annem beni iş yerine almak zorunda kalmış zıpırlığımdan dolayı. Beyoğlu'nda bir iş görüşmesi varmış annemin. Beyoğlu'na giderken de Taksim Meydan'da annemin telefonu çalmış. Çok bir şey gibi anlatıyorum ama onun telefonu çalmış. Ben de kaldım işte annemin yanında. Annem telefonla konuşuyor, apar topar işte işi halletmeye çalışıyor. Ben de yanımdayken işte anneannemin öğrettiği müzikalle canım sıkılıyor çünkü. Böyle Taksim Meydanı'nda anneannemin öğrettiği müzikallerle dans etmeye başlamışım. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum, kıvırıyorum. Şakir diyorlardı bana zaten. Böyle kıvırıyorum derken annemi bir ajans sahibi durdurmuş. Demiş ki ya kızınız çok tatlı, çok da güzel şarkı söylüyor. O zamanlar çok güzel de şarkı söylüyor. Bunu hani oyuncu falan düşünür müsünüz? Annem demiş ki yani hani tabii alalım ama hani bilmiyorum şu an hani düşünür müyüz? Ben de bunu öğrenince tabii anne dedim, işte bu televizyona girebilirim, anne bu benim şansım falan, böyle ağlarmışım, zırlarmışım. Evet gideceğim, televizyonun içine gireceğim çünkü. Çünkü şey anladım, bu adam beni televizyonun içine sokacak. Hani o kartla ben o televizyonun içine girebileceğim. Anneme söyledim, annem bir süre hiç şey yapmadı yani. Düşünürüz kızım, yaparız kızım, ederiz kızım falan filan. Yine böyle hani bir ara geçti. Sonrasında bir kere daha... Böyle bir şey oldu. Bir kere daha oldu. Tamam dedi annem yani. Geliyorlar. Hani sen şarkı söylediğin için çok hani tatlı, işte güzel, böyle tam mülayim bir çocuk olduğum için böyle falan böyle çok sevdim. Böyle sarışın renkli gözlü zaten. Evet bir evet de. Tabii bir de. Dikkat çekiyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Annem dedi ki tamam götüreceğim ya. Tamam götüreceğim. Ama dedi kızım hayal ettiğin gibi olmuyor dedi. Yani öyle dedi, düşündüğün gibi çok küçüksün ama hani düşündüğün gibi olmayacak. Bayağı büyük adam gibi senin karşısına alıp ben ama öyleydim ben. Bayağı büyümüş de küçülmüştüm. Yani mesela abilerim ablalarım anlatırlar ya, 3 yaşında hani öyle şeyler konuşurdun ki diyorlar. Hani biz senin gerçekten küçük olduğuna inanmazdık. Benim annem de beni öyle büyüttü. Yani bizim ailemiz öyle büyüttü. Yani bazı şeyleri gerçekten bilmemiz lazım. Ve annem dedi ki tamam götüreceğim ama hani istediğin gibi olmayabilir şu an. Hani bu bir oyun tabii, hani benim için o zaman oyundu. Bir de hedefti yani. Ona gireceğim ama ne yapacağım bilmiyorum. İçine girmem gerekiyor sadece. Onu biliyorum. Tamam kızım dedi, götüreceğim seni. Ama dedi öyle hayal ettiğin gibi her gün televizyona giremezsin. Yani orada her gün olmayacaksın. Belki şansa gerçekten girebileceksin ama o da belli değil dedi şu an. Hani çok şey yapma yani. Hani Heveslenme derken gittik. İkinci gün reklam filmlerine başladım. O günden beri oyunculuk yapıyorum.
Çok güzel ya. Bayağı şu an ben böyle bir masal dinliyor gibi dinledim seni. Söyledim ama hikayeni. Öncesinde bayağı uzun evet, bir masal diye. Evet, gerçekten kaderinmiş. Kaderini kendin de belirlemişsin o yaşta. Evet. Yani o yaşta meslek seçmişsin resmen. Evet, öyle oldu. Güzel. Yani hiç sonra dedin mi ya keşke olmasaydı, bu işi yapmasaydım falan dediğin oldu mu? Pişman oldun. Ya hiç demedim. Hmm. Çünkü ben hep böyle çok kritik yaşlarımda çok güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Çok güzel projelerde yer aldığımı. O yüzden daha fazlasını nasıl verebilirim? Daha üstüne nasıl çıkabilirim diye düşündüm her zaman. Süper ya. Gerçekten. Peki neydi seni o oyunculukta tatmin eden şey neydi? Yani bu zamana kadar yapmanı sağlayan? Ya çok aşığım mesleğime. Yani oyunculuğa çok aşığım. Çok evrensel bir şey çünkü. Çok şey öğretiyor. Ben bir oyuncu olarak bir doktoru oynayıp tıbbi şeyler öğrenebilirim. Bir avukatı oynayıp hukuku öğrenebilirim. Ya çok fazla evrensel bir şey olduğu için aslında her şeyi öğrenebileceğim bir meslek. Ve ben çok fazla öğrenmeyi seven bir insanım. Çok meraklı bir insanımdır. O yüzden her türlü oynamak ayrı, bir şey öğrenmek ayrı, çözmek ayrı, bir karakteri anlamak ayrı. Çünkü ben şey demiştim, oyunculuğu da devam ettireceğim ama psikolog da olabilirim. Çünkü yönlendirmeyi çok seviyorum ya da böyle insanların yönlendiği şeyleri dinlemeyi çok seviyorum. Yani ne değişti, ne yaptı, ondan sonra ne oldu. O yüzden inanılmaz seviyorum mesleğimi yani. Güzel. Peki 14 yaşında en iyi kadın oyuncu ödülünü almışsın. Yani çok büyük bir başarı, herkese nasip olmaz hani o yaşta böyle bir ödül almak. Nasıl bir histi, biraz duygularını bize anlatır mısın? Ya çok küçüktüm. Yine öyleyim de yine daha da küçüktüm. Ben ilk, yani halam geldiden aldım zaten. Hı hı. Ben ilk onu çekerken çok ağır bir dram. Evet, halam geldi. İzlemiştim. Bu arada ben hala yani kendim oynamama rağmen o duruma gerçekten ağlıyorum. Yani açıp ağlıyorum. Hani kendime ağlıyorum gerçekten. Hani duruma ağlıyorum ve gerçekten hani orada olmama da ağlıyorum yani. Yaşamışım gibi. Çok ağır bir işti. Evet. Ve çok zor şartlar altında çektik biz onu. Çok çocuğum çünkü. Daha hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bilmediğim bir şey yani. Oynamayı biliyorum ama onu bilmiyorum. Evet. Bilmediğim çok fazla duygu var. Ve onu bilmeden vermen gerekiyor ve 14 yaşındasın. Çok zordu. Psikolojik olarak da etkiler. Hani sonrasında ya ben ne yaptım, ne yapıyorum gibi hani o yaşta etkilenebilirsin. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Bizim çok tatlı bir yönetmenimiz vardı. Onun da o zamanlar kız çocuğu olmuştu. O yüzden onun ya saatlerce alıp beni konuşurdu benimle. Hmm. Yani bu böyle, şöyle diye. Hatta bir tane bir sahne var. O sahnede annemi çıkardılar. Hani annem çok duygulandı. Çok şey bir sahne vardı. Önemli bir sahne vardı. Birazcık da gerçekten nasıl anlatsam bilmiyorum. Onun kelimesi nasıl olur bilmiyorum ama ağır bir sahne vardı ve annem çok duygulandı. Annemi çıkardılar. Benle bir saat konuştular falan. İşte öyle çekildi. O yüzden çok çok zordu ve çekmesi ayrı zor, izlemesi ayrı zor. Zor yani, evet. Bu yüzden üzerine şey gibi hissettim ben ödül aldım. Ben bir şey için gerçekten 14 yaşında uğraştım. Annem ağladı, yeri geldi. İşte yani herkes çok zorlandı. Hı. Ve ben o ödülü alırken şey dedim ya, herkes için alıyorum. Orada işte uğraşanı için de alıyorum. Çekeni için de alıyorum. Annemin ağlaması için alıyorum. İşte bu kadınlar için alıyorum. Bu yüzden ben ödül alırken tek hani kendi şahsımı almış gibi hissetmedim. Gerçekten ben hayat kurtarmak bunu yaşamış için, insanlar için. Hayat kurtarmak için bir iş yaptım. 14 yaşında olmama rağmen bunun farkındaydım. Ben birileri için bu işi yapıyorum. Belki birilerinin hayatı kurtulacak. Ben o ödülü aldığımda belki bir insan kurtarmışımdır. Ve gerçekten yaptığım iş belki güzel şeylere yol açmıştır diye aldım onu. O yüzden onun şey bir heyecanı olmadı bende. Ödül alıyorum gibi değil. Umarım ben gerçekten hani bunu alırken hayat kurtarmışımdır ve kurtarmaya devam ederim. Yani orada çekilen o fotoğraf umarım birinin hayatını kurtarır. Hani ödül aldım gibi değil de. Ben oraya bayağı pantolon, tişört gittim çünkü.
Yani herkes abiyeyleydi. Ben oraya pantolon tişörtle gittim. Çünkü benim amacım ayrıydı. Bu işi çekerken benim amacım ayrıydı. Hani işin PR'ı değil ya da hiçbir şey değildi. Evet. Ödül, evet tabii ki de uğraştım, çabaladım. Oyunculuk için verilen bir ödül. Ama asıl önemli olan orada gerçekten kadınlar için bir şey yapmış olmam ve kadınlar için bir ödül almış olmamdı. Yani ben orada bir hani orada kadınları temsil ediyordum. O yüzden benim için çok daha ayrı ayrıydı. Bir yeri vardı. Duygulu bir hikaye. Buradan şeye takıldım. Hani anlatırken hep oyunculuk sürecinde hep annen yanında, işte annen vesile oluyor, işte ödül alırken yine o yanında, işte duygulanıyor falan. Böyle anladığım kadarıyla aranızda özel bir bağ var gibi duruyor. Evet, benim annem hep şey der bana, başaramadıklarımı başardın bu hayatta. O yüzden çok benim değil. Annem, evet, ay stüdyoda duygulanıyorum şu an. Evet ya, ben de böyle hikayelerde hemen duygulanırım. Ben de öyle. O yüzden annem için çok özelim. Ben de aynı şekilde. Annem çok uğraştı. Ben bu işte oyunculuk yapmak istiyorum derken ben mesela okulum, yani hiçbir anne babanın yapmayacağı şeyler yaptı ailem. Yani gerçekten hedefim için benim her zaman yanımda durdular. Benim annem mesela hiçbir şey demedi yani. Ben çok istiyordum çünkü oyunculuğu. Ya kızım yarın okulun var. Yapmasan mı oyunculuğu? Diyemezdi bana çünkü öyle bir enerji verirdim ki anneme. Annem şey derdi, kızım yarın erken kalkmamız gerekiyor. Çok işimiz var, sete gideceğiz, okula gideceğiz. Ondan sonra hani bunun hani benim istediğimin farkındaydı. İkisini bir arada yönetmeni sağladı aslında, yürütmeni evet, sağladı. Evet, aslında gerçekten ilk menajerim annemdir benim aslında yani. Evet. Çocuk olduğum için annem uğraştı hep. Ve bunu annemin yapmasının sebebi de benim hayallerimi kızım gerçekleşiyor. Yani ben o ödülü aldığımda benim anneannemle annem üngür üngür ağladılar. Çünkü anneannem orada kendi hayalini görüyor. Şimdi ödül aldı çünkü yani benim torunum. Yine bir sanat dalı, bir mesleğiyle uğraşıyor, evet. Ve ödül aldı. Annem de oyunculuk okumak istiyordu, tiyatro okumak istiyordu ve okuyamadı. O yüzden onlar için çok daha, ya bizim için çok duygusal bir durum bu. Babanla görüşüyor musun? İki tane babam var. İkisini de çok seviyorum. Biri Ukrayna'da yaşıyor. Öz babam Ukrayna'da yaşıyor. Bir de üvey babam var. O da annemle yani. Şu an onlarla çok yaşamıyorum ama. Görüşüyorsunuz. Görüşüyorum. Gerçi öz babam gibidir ama. Yani çok, o da çok güzel bir ilişkimiz vardır. Süper. Ay çok duygusal gittik. Birazcık şöyle havayı dağıtalım biz şimdi birazcık. Yoksa böyle gidecek makyajlar falan akacak yani. Çok duygusal bir insanımdır o yüzden. Ben de öyleyim. Onlar birleşince biz böyle yengeç gider burcu. Yani. Benim de bir... Ay Burcu, bu ne yengeç? Çok hatırlamıyorum. Geçen birine daha söylemiştim ama emin değilim. O da çok eskiler. Emin değilim. Hemen dağıtıyorum. Tamam. Son olarak Ahnerede ile seni ekranlarda gördük. Evet. Çok tatlı bir işti. Senin karakterin de çok güzeldi. Bittiğine ben çok üzüldüm ben şahsen. Ben de çok üzüldüm. Keşke bitmeseydi. Var mı bunun gibi daha böyle tatlı, şirin ya da daha farklı projeler bizi bekleyen? Görüştüğüm yerler var, evet. Şu an okuma aşamasındayım. Güzel projelerle geri dönebilirim. Sezonda göreceğiz inşallah seni. İnşallah bakalım. Diyoruz. Dizide Sera karakterine hayat veriyordun. Ben de izliyordum. Bu arada diziyi izlerken yanlış söyleyişim de çok enteresan, neyse. Böyle sanki kendini oynuyormuşçasına seni böyle izliyordum. Yani sanki diyorum ki hani Miray ne kadar böyle kendiymiş gibi oynuyor. Hani ben çok bağdaştırmıştım. Hani acaba yapıyor mudur meditasyon, acaba rutin hayatında da var mıdır bunlar diye hep merak etmişimdir. Sorayım bulmuşken seni. Enerji her zaman vardı zaten hayatımda. Enerjiyle bir yere geldim zaten. Ben onu istiyorum dedim ve bir şekilde enerji bana onu verdi. O yüzden enerjiye çok inanırım. Bir de Sera çok su burcu. Ben de su burcuyum zaten. O yüzden çok çok bağdaştırıyorum kendimle. Meditasyona gelirsek, ya şöyle söyleyeyim. Bundan 6 ay önce gerçekten meditasyon yapmayan ve meditasyonun nasıl yapıldığını bilmeyen bir insandım. Ama benim çok tatlı bir ev arkadaşım var. O da oyuncu. O böyle bunlarla çok ilgilenir. Çok fazla ilgilenir. O 6 ay önce falan başladım ben zaten bu meditasyon işlerine, işte nasıl yapılır. O sana öğretti. Öğretti taktikler. Derken Sera karakteri geldi. Dedim ki ah, bundan bunu bu kadar kullanabilirim. Demek ki yanlış bir tespitte bulunmamışım. Evet, evet yapıyorum. Şu an evet bakıldığında yapıyorum. O zaman da yapıyordum ama... Yeni başlamıştın. Sera'dan sonra daha çok yapmaya başladım. Şu an bayağı yani yapıyorum. Bayağı... Böyle şey misindir peki, o böyle çok pozitif, her şey böyle pozitif yaklaşan, olur böyle şeyler falan modunda bir kız, böyle bir Pollyanna falan. Normal hayatında da böyle bir karakter misin? Evet, maalesef. Gözlerine hep dolu dolu bakıyorsun. Her an böyle sanki ağlayacak gibi.
Yani genelde öyleyim ya. Aman Rıza Bey, tadımız kaçmasındır ben. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ve gerçekten hep de benim başıma gelir. Mesela bir şey olur. Ya Miray sen çok gergin görünüyorsun. Ya Miray aslında olmayan benim ama orada o durumdan dolayı en çok da ben linçlenirim. Ya ben aman bir sıkıntı olmasın, aman işte tadımız kaçmasın. Ya hallederiz, en büyük şeyim hallederizdir mesela. Arkadaşlar beni hallederiz diye tanır yani. Hallederiz diyorsa Miray hallederiz. Ya çoğu şeyin halledebileceğimi düşünüyorum. Hallolacağını düşünüyorum. Öyle bir insanım. Evrene pozitif enerji oluyorum diyorsun. Evet. Biraz da şöyle seni hani özel olarak tanımak istiyorum. Mesela nasıl ilişkilerinde nasıldı Miray? Yani böyle çok mu duygusaldır, değişir mi böyle karakter olarak bir ilişki içindeyken? Ya da en kötü özelliği ne olur? Ya ben herkese aynıyımdır. Arkadaşlarıma nasılsam, aileme nasılsam ilişkilerimde de öyle olmaya çalışırım hep. Ya bazen çok romantiğimdir, bazen çok öküzümdür. Ya bazen mesela duygusal oluyorum. Bazen hiçbir şey istemiyorum. Ya birazcık karşımdaki insana bağlı aslında. Ben verebileceğimi veririm. Alamazsa ona göre davranırım. Yani çok bir değişmem diyorsun. Ya çok değişmem. Nasılsam... Ben çok değişmem. Ya hep nasılsam öyle kalırım. Her şeyde bu arada sadece ilişki yani aşkla alakalı da değil. İlişkilerde de öyleyimdir. Ben hep aynıyımdır. Yani kimseye ayrı bir muamele yapmayı sevmiyorum. Herkes eşittir benim için çünkü benim gözümde. O yüzden çok böyle şey oluyor bazen arkadaşlarım işte. Bana bunu yaptın, bunu niye yaptın, işte bunu yap. Ama ben öyleyim ya. Herkese eşit davranmaya çalışıyorum. Çünkü herkes çok özel benim için. Benim hayatımda olan insanlar her zaman çok özel oluyor. O yüzden herkese aynı davranmayı seçiyorum. Peki aşkı kendi dünyanda nasıl tanımlarsın? Biraz onu sormak istiyorum. Şimdi herkese göre farklı bir tanımı vardır aşkın ya. Miray'ın dünyasında nasıldır bu? Ya tanımlayamadığımı düşünüyorum daha. Deniyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Aşkı anlamaya çalışıyorum. Ya şey diyemem, tanımladım diyemem. Bunun için çok genç olabilirim. Ama deniyorum. Öğreniyorsun. Öğreniyorum, deniyorum. Tecrübe ediyoruz, öğreniyoruz, bundan düşüyoruz, belki... kalkıyoruz. Bir şekilde hayat bize öğretiyor. 10 sene sonra belki tanımlamış olabilirim. Ama şu an bunun cevabını vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum. O zaman 10 sene sonra seninle yeni bir röportaj yapıyoruz. Tamam. O zaman senden bunun cevabını alıyorum. 10 sene sonra konuşalım bunu. Tamam. Şu an çünkü buna hazır değilim yani daha. Tamam. Peki böyle hayatın dönüm noktaları var mıdır ya? Şu benim hayatımın en büyük dönüm noktasıydı diyebileceğim bir şey yaşadın mı? 3 yaşım. Evet, o evet kesinlikle. 14 yaşım. Bir de galiba 19 yaşım diyebilirim. Şimdi 3 oyunculuğa adım atman, 14'teki ödülünü biliyorum ama 19'u bilmiyorum. 19'da ilk kez çok büyük riskli kararlar almaya karar verdim hayatımda ve onunla yüzleştim. Yani ilk kez çok ciddi bir karar aldım hayatımda ve bunun bana getirileriyle yüzleştim aslında. O yüzden o da benim için hani bir dönüm noktası. Bir dönüm noktası tabii ki. Yani. Bunlardan ders aldın mı peki? Tabii ki hepsinden ayrı ayrı ders alıyorsun. Hepsinden çok ayrı zamanlarda, ayrı yerlerde, ayrı şekillerde ders alıyorsun. Güzel şeyler ama ben hiçbir zaman şey demiyorum mesela. Yani yaşadığım hiçbir şeye tabii ki de bazen keşke yapmasaydım dediğim şeyler oluyor ya. Hazır değildim, keşke bunu yapmasaydım. Ya da keşke farklı türlü yapsaydım. Ya da keşke böyle deneseydim falan dediğim çok şey oluyor ama ya pişman değilim yaptığım hiçbir şeyde. Çünkü iyi ya da kötü getirileri oldu her zaman. Ya onu yapmasaydım belki ben Miray olmazdım. Bazı şeyler için söylüyorum. Belki ben kendimi tanıyamazdım. Yani bu oyunculuk hayatımda da öyle, işte karakter seçerken de, bir diziye başlarken de öyle, bir ilişkide de öyle, bir arkadaşlıkta da öyle. Yani yaptığım her şeyde bana iyi veya kötü getirisi olduğu için ben pişman değilim. Yani keşke de demiyorum. Hayatın sana getirdiklerinden pişman değiliz. Güzel. Vardır bir bildiği. Getirmesi gerekiyormuş bana. Bir şey öğrenmem gerekiyormuş demek ki orada. Evet. Kötü veya iyi ama öğrenmem gerekiyormuş. Katılıyorum. O yüzden yargılamıyorum da. Ben neden bunu yaptım? Ben işte niye keşke bunu yapmasaydım? Evet. Başka yol deneyebilirdim. Başka şeyler yapabilirdim ama Miray onu yapmayı seçti.
ondan alacaklarıyla hayatına devam ediyor iyi veya kötü. Evet. O yüzden yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımdan. Güzel güzel bağladın. Peki biraz da set dışında neler yaparsın onu dinlemek isterim. Yani böyle repo günlerinde falan hani neler yapar, bir günü nasıl geçirirsin? Bir günümü nasıl geçiririm? Ya repo günleri çok çok bir şey yapamıyorsun çünkü çalışıyorsun. Repo günleri benim için gerçekten tatil. Yani evde uyuma yatma. Hani aynen öyle yani televizyon ya, televizyon izlerim ya işte yani çok bir şey yapmıyorum ya repo günlerimde. Bazen arkadaşlarımla görüşürüm. O da gerçekten çok yorgun olmamam lazım. Ya ben de kilitleniyorum çalışırken. Hani şey yapmıyor mesela repo günlerim benim için yine çalışmaktır. Ya yani uyuyorum çünkü. Bir dahaki güne hazırlanıyorum. Bir dahaki setime hazırlanıyorum. Repo günlerim ya eğer bir günse evet ama 2-3 günse o zaman daha arkadaşlarımla buluşurum. Böyle geçiyorum. Ya çok farklı oluyor bazen benim ya. Bu kafama esiyor gidiyorum tırmanıyorum arkadaşım. Diyorum ki gel işte tırmanalım. Tırmanıyorsun. Bayağı işte evet böyle şeyler oluyor ya Belgrad'da falan böyle. O çok seviyorum ben böyle tırmanışları falan. Oraya gidiyorum. Bazen böyle Sapanca'ya gidiyorum. Gel biraz kafa dinleyelim diyorum. Ya çok değişiyor ya. Anladım. Böyle belirli yaptığım bir şey yok yani. Çok değişiyor. Bazen başka bir şey yapmak istiyorum. Güzel. Güzel yani. Net bir cevap veremedim hiç. Fark ettim olsun. Hiç net bir cevap veremedim. Olsun. Sonuç olarak genelde dinlenmeyi ve kitap okumayı sevdiğini biz buradan çıkardık. O bize kafi. Tamam. Kısa sorulara geçmeden önce son olarak bir set anısı var mı bize anlatabileceğin diye sormak istiyorum. Set anım. Ya biz bir zamanlar Kıbrıs'ı çekiyorduk. Geçen sene. Çektiğimiz şey savaş olduğu için Barış Harekatı'nı anlatırken biz kapalı Maraş'ta böyle herkesin giremediği çok özel yerlerden izin alarak giriyorduk. Ya hayatımda göremeyeceğim şeyler gördüm orada. 70 senelik kitaplar işte çünkü bir anda o savaştı bir anda bırakıp gitmişler oraları. Ya hala 70 yıldır orada böyle yarım duran su şişesi işte tam böyle adam dişini fırçalarken işte fırçalayamadan bıraktığı böyle macunuyla birlikte diş fırçası falan öyle. Bayağı şehir çünkü hayalet şehir ve hayatımda göremeyeceğim şeyler gördüm orada 70 yıllık. O benim çok sevdiğim ve gerçekten çok böyle etkilendiğim ve şok olduğum şeylerden biridir. Bir de çok böyle savaş türü olduğu için iş gerçekten savaşı gördüm diyebilirim. Çünkü biz araba patlattık, ev patlattık. Bizim bir göç sahnelerimiz vardı ve gerçekten göç ediyorduk. Yani böyle çok kişi, bayağı böyle elimizde eşyalar, bir tane araba. Hani o çok bir de silah tuttum ben hayatımda ilk kez orada. Hani kuru sıkı sıktım falan. Gerçekten savaşı gördüm, savaşı yaşadım. Bir de orada gerçekten bunu yaşayan insanlar vardı. Yani geçmişte işte 70 yıl önce gerçekten bunu görmüş insanlar vardı. Onlarla sohbet, muhabbet etmek de çok ayrı. Yani onlar anlatıyordu mesela. Bazen sahnelerde anlatıyorlardı. Ha evet benim işte babam da böyle bir şey yaşamıştı. Ben küçükken böyle bir şey yaşamıştım diye. Bayağı ona göre çekiyorduk biz yani. Hani onları dinliyorduk. İşte onlardan da bir şey katmaya çalışıyorduk. Hani onlar çok en iyi bilen onlar çünkü. Evet. Onları da oynattık. Ya çok İşte tatlı. Evet. Ya ilginç, böyle bir deneyim oldu sana. Bu çok ilginç bir deneyim. Yani direkt tamamı hepsi çok ilginç. Evet. Güzel bir an olarak kalmış hafızalarında. Evet. O zaman kısa sorulara geçiyorum. Tamam. Karşı cinste ilk dikkat ettiğin şey genellikle ne olur? Bir hedefi olması hayatında. Yani. Ama yok öyle değil. Mesela ilk gördün baktığında. Kaşı, gözü, burnu, ağzı falan. Gibi. Enerjisi galiba ya. Enerjisi. Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Hiç öyle olmadı bende. Dikkatini çeker mi ya? Bunun da kara kaşı, kara kaşı çok güzelmiş. Ya. Ben böyle ilk bunun görüşte, da boyu posu çok güzelmiş. İşte döndüğüm anda böyle etkilendiğim hiç kimse olmadı. O yüzden. Ya tanıyor tanıyor. Ya şey de olmayabilir. İlişki anlamında da değil. Bazen bir kadın görürüz ya ne kadar hani bilmem çok cazibesi çok iyi ya da ne bileyim. Aurası. Saçı başı çok güzel. Enerjisi aurası beni. Hani gerçekten. Güzellik, evet güzellik tabii göreceli bir şeydir. Güzellik çok önemli ama bir insanın gerçekten saçtığı enerji çok önemlidir benim için. Yani
onunla anlarım ben. Aa falan derim, ne kadar da güzel bir aurası var, ne güzel şeyler saçıyor. Yani çünkü bir yürüyüşü vardır birinin, bir yürüyüş vardır, yürüyüş vardır yani. Hani evet. Ne kadar güzel olursa olsun bir insan ya da ne kadar çirkin olursa olsun bir insanı kendi yaptığı şeyler tanımlar. Yani bir yürüyüşü tanımlar. Evet. O yüzden o kattığı enerjidir benim için. Yani söyleyebileceğim bu galiba. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürüz. Ailem. Hiç unutamadığın bir doğum günü anısı var mı? Ya ben her doğum günümde ağlıyorum. Neden? Duygusallaşıyorum. Ya doğmak bana çok duygusal geliyor. Gerçekten mi? Bugün benim o doğum günüm. O sürpriz doğum günü pasta olayları falan tabii mı? Tabii tabii. Ben çok şey yani çok duygusal oluyorum. Ay ben tam bir yengeç burcu. Ben bunu şu an fark ettim gerçekten. Hep bir şekilde hep ağlıyorum. Hmm. Ya böyle uyanıyorum. Ben bugün doğdum ya falan böyle. Hmm. Annem bir de işte iyi ki doğurdum anne deme yap baba. Güzel. O yüzden hep kesin yani kesin ağlarım. Hem gülerim hem ağlarım diyorsun İlk doğum günlerinde. İlk ağlarım yani uyandığım anda ben doğdum bir duygusallık gelir böyle işte doğmak işte var olmak falan işte. Sonra tabii sonra geçiyor ve eğlenmeye devam ediyorum. Korkma. Şeyini seviyorum, sürpriz seviyorum ben. Hediye seviyorum çok yani. Hmm. Bana sürpriz yapasın. Ben bir sürpriz yapayım. Bütün arkadaşlarım doğum günlerini ben ayarlayayım. Onlar benimkini ayarlasın. O yüzden inanılmazdır bütün doğum günlerim yani. Planlı programlıdır. Süper. Bu ara ağzına takılan saçma bir şarkı var mı? Ben bunu niye söylüyorum ya falan olduğum böyle. İmdat imdat yok bu kafamızı yakalayacak. Arabayı valeden aldıracak. Bu geceyi ben kullanmayacağım ya ya ya. Bir de sesim bunu, kötü diyor ya. Bunu... biz bayağı Ahnere'nin setinde Asen Emer ve ben bayağı bangır bangır söylerdik. Oktay Nil'le söylerdi. Bayağı bizim şarkımızdı yani. Çok iyi. Sonra da böyle mi oluruz? Biz bunu niye söylüyoruz ya falan. Bir süre sonra artık alışıyorsun ve bayağı böyle... Bayağı bizden bir şarkı. Tabii bir de hatta bir ara biz şey Üsküdar'da çekiyorduk. Hemen karşıda şey Kuru Çeşme var. Herhalde Çakal'ın konseri mi ne vardı? Biz şöyleyiz. Aha işte bu. Sonra bir anda söylemeye başladık. İmdat imdat yok bu kafamızı yakalayacak diye. O vardır çok yani. Iyi. Hiç seni rahatsız eden bir lakabın oldu mu? Çok böyle bana çok lakap takılmadı aslında. Sadece işte çocukken ilkokulda falanken işte şey derlerdi. Dizilerimin adıyla seslenirlerdi bana. Yani o da lakap sayılır mı bilmiyorum. Çünkü bana diyen yani bütün dizilerim o anda hangi diziyi çekiyorsam o diziyle seslenirlerdi bana. O da normal yani. Günlük yaşantında totemlerin var mıdır? Ya çok garip şeyler yaşıyorum bazen hayatımda. İşte bir şey yaparsam bir şey gelir. İşte eğer hep yaptıysam bunu işte bu hep oluyor. Mesela ben her çorap aldığımda bana yeni bir iş geliyor. Her çorap aldığında? Çorap aldığımda evet. Ben çorap almayı çok seviyorum. Çorap koleksiyonum var benim. Çok fazla çorabım var. Her çorap aldığımda bana ya güzel bir şey oluyor. Ya bir iş geliyor ya bir ne bileyim bir arkadaşıma güzel bir haber alıyorum. Hmm. Hani evet hep totem olarak bir o var galiba. Enteresan. Yani çorap aldığım gün bir şey oluyor hep hayatımda. Çok iyi. Bazen hatta şey diyorum ya kötü bir şey. Ben bir çorap alayım o zaman diyorum yani. Çünkü gerçekten mi? Ama şansa yani böyle başladı hep çorap aldım. Onu da anladım yani. Çorap alıyorum hep bir şey oluyor. Çorap alıyorum yine bir şey oluyor. Çorapla bir denklemi var galiba benim enerjimin ve benim hani olabilir auramın. Onu seviyorsun ya belki o sana bir belki şey yani getiriyor. Her çorap aldığımda bazen bunu kullanıyorum totem olarak gerçekten. Gidiyorum çorap alıyorum. Belki olur. Güzel. Bir iş var mesela olmasını istiyorsun. Bir gideyim çorap alayım falan mı yapıyorsun böyle? Ya işte yapıyorum ama işte o hani her öyle zaman. De olmuyor ya. Gerçekten benim şansa. Ha şansa. Ya çorap alsam mı bugün ya da ne güzel çorapmış onu almalıyım demem gerekiyor böyle galiba. Böyle tesadüfi olacak biraz. Evet. Bana o kelimeyi kullanmasın, küfür etse bile daha iyi dediğim bir kelime ya da cümle var mı? Bencil. Hiç değilimdir. Yani kendime bile bencilliğim vardır. Başkaları için hani iyilik yapmam adına ama asla bencil bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ve biri gelip bana bencil dediğinde... Küfürden ağır olabilir yani. Çok üzülürüm. Çünkü öyle bir insan olduğumu düşünmüyorum. Pek bilinmeyen ilginç bir oyun var mı? Az önce bir çorap hikayesi dinledik ama belki evet. Dışında var mıdır bilmiyorum. Benim horoz fobim var. Nasıl yani? Horoz fobim var benim. Ya horozlardan çok korkuyorum. Benim en korktuğum hayvan horoz, örümcek, yılan bile değil. Çünkü küçükken beni horoz şey yaptı. Şey, şuradaki evet. Şey miyiz mi? Evet, oradakiyiz. O yüzden horozla güzel anılarım olmadığı için
çok sevmem kendisini. Ya. İşte bizim işte bu Ahnere'de işinde de biz böyle bahçede çekiyorduk. Kümes vardı hemen yanımızda. Ben böyle şey diyordum bizim kızlara. Bunu alın yanımdan ne olur. Hani ya koşuşu bile beni çok geriyor yani. Böyle bana koşmasa bile bir yerden koşuşu bana çok gergin geliyor. Çok agresif bir hayvan gibi geliyor bana zaten. Ya çok agresif zaten onu biliyorum da. Yani benden uzak dursun. Benden uzak dursun. Ağzına asla sürmediğin, kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir yiyecek, yemek var mı? İçecek var, Türk kahvesi. Aa, kokusundan kusardım. Şaka yapıyorsun. Şimdi aşığıyım. Aha, şimdi aşığısın. Tabii evet, bundan 2-3 sene önce kokusundan kusardım. Bu ne ya? Nasıl oldu derdim. O dönüşüm? Bir şekilde oldu ya, yani. Aa, çok enteresan. Annem şey dedi bana, büyük ihtimal arkadaşlarım da annemle, bir dene ya. Hani ben de belki böyle bir denemişimdir falan. Bir anda oldu çünkü. Bayağı çünkü 2-3 sene önce gerçekten kokusundan tiksinirdim. Aa, çok enteresan. Sonra bir anda sevmeye başladım. Kendini güzel buluyor musun? Güzellik çok göreceli bir kavram. O yüzden... Ya sen boş ver görecesini falan. Aynaya baktığında yani güzel kızım be falan yapıyor demiyorum. Musun? Yani? Aa, neden? Demiyorum. Ya işte arkadaşım işte Aslı bana çok kısıyor mesela bazen. Bir yere gideceğiz ya... falan diyorum ya. Çok çirkin gözüküyorum. Bir dönüyor diyor ki Miray kendine gel falan. Senin gözlerin yeter. Ama ben öyle düşünmüyorum yani. Ne bileyim yani. Normal insan statüsünde hani bir insan gibi yani. Çünkü ne bileyim ya güzel bulmuyorum kendimi çok. Aa, hayır katılmıyorum. Hayır bunu beğenmedim. Bu cevabını beğenmedim. Bunu keselim falan. Bunu kesin. Çok güzel görüyorum diyormuşum yani değil mi? Yok, orayı gerçekten. Kes burayı al tamam mı? Çok güzel buluyorum kısmını veriyormuşuz. Kıskanç biri misin? Düşündüm bunu bir hayır desem. Vallahi bunu nebaliyle yaşayamam. Çünkü yani izlediğimde derim ki hiç bu değil yani. Bunu hatta hani düşündüm ben Aslı'yla konuşurken şey dedim. Kıskanç mısın yok desem izlerken çünkü şey yaparım hani yani. Arkadaşlarım der ki Miray hani. Saçmalama kendine. Saçmalama. Çok kıskancımdır. Yani şöyle bir kıskançlık bendeki. Ben insanlara çok zaman ayırmayı severim. Sevdiğim insanlara ve zaman ayırırım. Bana zaman ayırmadıklarına çok kıskanırım. Hmm. Çok üzülürüm. Mesela sana ayırmıyor, başkasına ayırıyor evet, falan. Evet, o çok tehlikeli bir durum arkadaşım için. Başına geleceklerden. Habersiz ben bir şekilde. Sorumlu değilim. Çok alınırım ya, ben çok alınırım yani. Ama bunu yapacaktık. Bir de ben çok plan programcı bir insanım. Gerçekten İptal benim, olduğunda çok üzülürsün değil mi? Ben çok sinirlenirim. Çok sinirlenir ve çok üzülürüm. Benim her şeyim böyle planlı program. Tatil yapıyorsam onun planlı program... Yani yiyeceğimiz yemeğe kadar planlı programdır. Bugün buraya gideriz şunu yaparız ya da... Yormuyor mu bu kadar plan yapmak seni? Şey yaşamak bana, beni daha çok yoruyor. Ben... aksilik yaşamak evet, falan. Evet. Ya aksilik tabii ki de hayatımızda çok aksilik yaşıyoruz ama... çok laylaylom yaşamayı sevmiyorum ben. Hani planlı program ne olacak? Ne olacağı belli. Hayatımdaki olan insanlar belli olacak. Hedeflerim belli olacak. Yaptığım iş belli olacak. Yani her şey belli olacak ki ben de benim de kafam rahat olsun. Hepsine ayrı ayrı odaklanabileyim. Ama bilmeden hareket edersem o zaman benim için çok büyük risk. Ben çok sevmiyorum bazı şeyleri laylaylom yaşamayı. Cimri biri misin? Hiç değilim. En çok neye para harcarsın? Her şeye para harcayabilirim. Özel, spesifik bir şey yok. Spesifik bir şey yok. Ben çok bonkör bir insanımdır hatta yani. Arkadaşlarımla bir şey ısmarlamayı severim, bir yerlere götürmeyi severim. Çok bonkörümdür ya, hiç cimri değilim. Marka takıntın var mı? Hiç yok. Yok. Üstüme ne yakışıyorsa onu giyerim. Pazarda olsa hiç önemli değil. Yani üstüme yakışıyor sonuçta. Güzel. Onu taşıyabiliyorsam yani. En iyi markadan daha iyi olduğunu düşünüyorum zaten, ben de iyi duruyorsa. Katılıyorum. Sosyal medyayla aran nasıl? Güzel. Bayağı takipçim var. 1.2 milyon evet. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Stalk yapar mısın? Stalk yapmam haberi gelir dermişim değil mi şimdi? Yok hayır stalk... Ya ben kendi sayfamdan bakarım ya. Hani stalk yapacak bir durumum olmadı. Birini merak ediyorsan ben kendi sayfamdan bakarım ya. Diziden bakmama hiç gerek yok. Fake yok yani. Fake'im yok. Eski sevgili olsa açar bakarım diyorsun. Bakarım canım, niye bakmayayım ya? Açar bakarım. Açar bakarım ya, ne olacak yani? Merak ediyorsan... Dünyanın sonu mu? Ya zaten başka birinden, bir yerden bakacaksam kendimden bakayım en azından, bilsin yani. Aa, bakıyor. Evet. Yani niye şey yapayım ki onu? Yok, öyle şeylerim yok benim.
Çok tatlıydı ya sohbetimiz. Sorularım bitti benim burada. Ayaklarına sağlık, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzeldi her şey. Evet, çok güzeldi. Bizim için de öyleydi. Umarım yeni projelerde seni yeniden ekranlarda görürüz diyelim. Diyelim. Ve programımızı kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.